Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet e, Haziran ayının sizin için en önemli gelişmelerinden birisi kuşkusuz gezegeniniz Jüpiter'in artık terazi burcunda ileri harekete dönmesi olacak. 9 Haziran'dan itibaren Jüpiter ileri harekete dönüyor. Bunun yanı sıra yine 9 Haziran'da Burcunuzda bir dolunay var. Yay burcu dolunayı. Özellikle e, doğum gününüz e, aralığın ilk yarısı içerisindeyse bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. E, Dolunaylar yeni ayda başlamış bazı girişimlerin sonuç verdiği veya daha olgunlaştığı dönemlerdir. Mayıs sonunda başlamış bazı fikirler, düşünceler, girişimler dolunay haftasında daha görünür hale gelebilir. Veya geçtiğimiz aralık ayında Başlamış herhangi bir girişiminiz varsa Aralık yeni ayı döneminde şimdi bu yay dolunayında bunların sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Genel anlamda burcunuzda güneşinizle etkileşen bir dolunay ve satürn de burcunuzda biraz daha böyle yaşamanızda elle tutulur. Sonuçlarla karşılaşabileceğiniz bazı amaçlarınıza ulaşabileceğiniz veya toplum önünde dikkat çekip Öne çıkabileceğiniz bir dönemdesiniz. Harcadığınız emeklerin karşılığını alıp takdir görebilirsiniz. Ee, sevgili yaylar. Evet, e, ayın ilk günleri içerisinde Koç burcundaki Uranüs ve Venüs kavuşumunun burcunuzdaki Satürn'e olumlu bir açısı var. Bu da çocuklarla ilgili istikrarlı uzun vadeli güven verici bazı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Bu çocuklarınızın gelişimiyle ilgili olabilir, eğitimiyle ilgili olabilir, başarı olabilir, hamilelik, doğum gibi bir konu olabilir veya aşk hayatınızla ilgili güzel böyle sizi heyecanlandıracak, keyiflendirecek ama uzun vadeli de olabilecek güçlü bir sürpriz durum olabilir. Bu iyimserliğinizi ve özgüveninizi arttıracaktır. Aynı zamanda Jüpiter'in ikizler Burcu'ndaki güneşle de güzel bir üçgeni oluşacak güneş ikizlerde ve ilişki evinizde olduğuna göre kuşkusuz bu gelişmeler daha fazla partner ilişkilerle ilgili konulara dikkat çekiyor gibi. Ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Ayın 6'sında Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Ayın 7'sinde Merkür ikizlere geçiyor. Ayın 7'si ile 24'ü arasında Merkür ilişki evinizde ve son derece hızlı ve güçlü, çok fazla konuşma var, sohbet var, partnerinizle iletişiminiz hızlanıyor, belki işbirlikleriyle ilgili çok fazla anlaşmalar, sözleşmeler, programlar, planlar yapacaksınız, randevular var, toplantılar var, hızlı bir dönem sizin adınız ama son derece de verimli bir dönem. Venüs Boğa Burcu'nda olacak. Bu günlük hayatınız, iş hayatınızda biraz da parasal konularda daha istikrarlı bazı gelişmelere neden olabilirken aynı zamanda da kendinizle ilgilenebileceğinizi işaret ediyor. Yani giyim kuşamınız, kişisel bakımınızla ilgili bazı alışverişler yapabilirsiniz. Venüs Boğa Burcu'nda hem kaliteli hem uzun vadeli kullanabileceğiniz ve biraz da pahalı olacak bazı ürünlere bu dönemde yönebileceğinizin de işaretçisi. Evet, Mars yengeç burcunda nasıl etkileyecek sizi? Mars yengeç burcunda genel anlamda 8. evinizde olacağı için bu dönemde bir evet özellikle her türlü parasal konuda biraz daha dengeli olmaya çalışın çünkü hızlı para harcayabileceğiniz bir dönem. Bunun yanı sıra ufak tefek kazalar, sakarlıklarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir diş problemi ya da herhangi bir alerji gibi bir sorun yine Mars Yengeç Burcu'nda 8. evinizden geçerken karşınıza çıkabilir. Buna dikkat edin ama diğer gezegenlerin genel anlamda etkileri destekleyici olduğu için çok da büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Ayın 24'ünde Güneş Yengeç'e geçiyor, Merkür Yengeç'e geçiyor. Ve Ayın son haftasında Yengeç Burcu etkileri daha fazla sizin de gündeminizde olacak. Parasal bir sorununuzu çözebilirsiniz. Örneğin bir kredi alabilirsiniz ya da bir süredir satmak istediğiniz aileye ait bir mülkü, bir arsayı satabilirsiniz, bir miras nafaka gibi bir konuyu bu yeni ayda ele alıp çözümleyebilirsiniz, kredi alabilirsiniz. Yani para evinizde ve size yardımcı olacak, destek olacak. Güzel bir yeni ay var. E, yeni ayda hem Mars hem Merkür yengeç burcunda balık burcundaki Neptünden de güzel bir açı alıyor. Yani bu işlerin daha rahat ilerleyebileceğini e, ve ihtiyacınız olan yardımları da alabileceğinizi işaret ediyor sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.